İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 16. Bakanlar Kurulu. Lori ve Davuş'ta yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e ulaştı. Bir asker öldü. Neden 28 Mayıs? Girant İdari Bölgesi'nde patlama inşaatı çalışmaları yapılacaktır. Zaten görüldü olgusu. 451-1920-2020. Dikranagirdeki Surp Sarkis Kilisesinin restorasyonuna yönelik ilk adım. Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin 16. Bakanlar Kurulu toplantısı 27 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan bu toplantıda katılımcılara Ermeni dilinin öneminden bahsedip onları Ermenice öğrenmeye davet edip toplantıların sadece Ermenice yapılması gerekirse başka dillere tercüme edilmesini ifade etti. Bayan Devlet Başkanı bu yıl 13-24 Mayıs tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin katıldığı diplomatik konferans hakkında sunumda bulundu. Konferans sırasında diplomatik komisyon tarafından fikri mülkiyetin, genetik kaynakların ve yerli halkların geleneksel bilgilerinin korunması ve muhafaza edilmesine ilişkin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından kabul edilen Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku hükümlerine ilişkin bir anlaşma imzalandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 16. Bakanlar Kurulu toplantısında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan bu toplantıdaki tüm ayrıntıları dile getirdi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Kapramyan, 2 Haziran'da yapılacak olan Ulusal Meclis'in genel kurul toplantısını hatırlatarak oturumu özetledi. Oturumda gündemdeki birçok konu tartışıldı. Doğu Ermenistan'da yaşanan sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e ulaştı. Haktanak köyü sakini 76 yaşındaki Avak Avakya'nın cesedi Bıdkaban köyünde nehirden çıkarıldı. Kurtarma ekipleri 39 yaşındaki Saribek Balya'nın cesedini Şınok köy yakınlarında nehirden çıkardı. Sel sularından iki ceset daha bulundu. Sel sularından iki ceset daha çıkarıldı. Bu ölen iki kişi hakkında detaylar mevcut değil. Debet ve Aztev nehirlerinin havzalarında 27 Mayıs saat 8 itibariyle 26 Mayıs saat 8'de gözlemlenen su seviyelerine kıyasla Debet nehrinin ayrım bölümünde 105 santim, Doraget nehrinde 70 santim, Pambak'ta 50 santim, Daşir nehrinde 57 santim bir azalma gözlemlendiğini belirtmekte fayda var. Doğu Ermenistan Çevre Bakanlığı gazetecilere bu konuda verdiği bilgiye göre Ağustev Nehri Havzası'nda Dilican gözlem noktasında su seviyesi bu yıl 27 Mayıs saat 8 itibariyle 26 Mayıs saat 8'de gözlemlenen seviyeye göre 50 santim azaldı. Astev Nehri'nin İçevan gözlem noktasındaki su seviyesi 27 Mayıs saat 8 itibariyle 26 Mayıs saat 8'e göre 35 santim yükseldi ancak saat 20'ye göre düşüş gösterdi. Giransın Nehri Havzası'nda 27 Mayıs 2024 saat 8'de gözlemlenen su seviyesi 26 Mayıs saat 8'deki seviyeye göre 125 santim azaldı. <laughs> Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığına bağlı NE askeri birliğinde görev yapan Ararat Aroyan adlı asker henüz belirlenemeyen koşullar altında ölümcül yara aldı. Hastane doktorlarının tüm çabalarına rağmen askerin hayatı kurtarılamadı. Olayın koşullarını tam olarak açıklığa kavuşturmak için soruşturma sürüyor. Yapılan açıklamada Savunma Bakanlığı askerin aile üyelerine, akrabalarına ve asker arkadaşlarına başsağlığı ve desteklerini ifade eder denildi. 1. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti denilen şeyin doğuşu Mayıs ayının 28'idir. General Antranik, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Türkler tarafından kurulduğunu düşünerek kuruluşunu kınadı. Birinci Cumhuriyet sadece 11-12 bin kilometre kareydi. Bugünlere ilişkin görüşlerin çelişkili olması ilginçtir. 15 Mayıs 1918'de Aleksandra düşmesinin ardından General Antranik, şimdiki adı Stepanavan olan Calaloğlu'na ardından Lori ve Delican'a çekildi. Karakilise Savaşı sırasında General Antranik'in askeri birliği Dilijan'ı olası bir Türk işgalinden korudu. Karakilise Savaşı'na katılmama gerçeği özellikle General Antranik'in Taşnak Tutyum ve General Nazar Bekyan ile olan çelişkilerine değinilerek farklı yorumlara yol açmaktadır. Halkın büyük sevgisine ve saygısına sahip olan generalin biyografi yazarları bu konuyu ele aldılar ve neredeyse tamamı General Antranik'in Nazarbekya'nın Dili Can'ı koruma emrini yerine getirdiğini iddia ediyor. Karakilise Savaşı'ndan ve 4 Haziran 1918'de Batum Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından General Antranik ile Ermeni yetkililer arasındaki ilişkiler nihayet koptu. General bu sözleşmeyi tanımayı reddediyor. 4 Haziran 1918'de General Antrani iki Ermeni Ermeni Kolordusu Komutanı Nazar Bekyan'a Ulusal Konsey ve Savunma Konseyi'ne bir telgraf göndererek 3 gün içinde yedek bir askeri birliğin gönderilmesini talep ediyor ve ardından oradan ayrılıyor. Esaretin sonsuz zincirlerini kendi ellerinizle kendinize çivilediğinizi göz önünde bulundurarak askerlerimin artık silahsız bir savaşçı rolünde kalamayacağını ve sahtekar düşmanın kutsal bedeni nasıl parçaladığına sessiz tanık olamayacağını beyan ederim. Onun uzun süredir acı çeken vatanı bu nedenle bugünkü askeri birliğim akşam veya yarın sabah buradan ayrılacak. 4 Haziran 1918 Doğu Ermenistan Cumhuriyetinin Davuş Bölgesi Valiliği ofisinden yapılan açıklamaya göre, Davuş Bölgesi İcevan Şehrindeki Girans yerleşiminin idari alanında çevre yolu inşaatı amacıyla patlatma çalışmaları gerçekleştirilecek. Mesajda lütfen panik yapmayın yazıyor. Tarihimizi zamana ve siyasi taleplere göre yeniden yazmayı ve değiştirmeyi çok seviyoruz. Tarihin gerçeklerini şu anda uygun gördüğümüz şekilde değiştiriyoruz. Ama bunda önemli bir özelliğimiz var. Tarihsel yenilgileri ya ahlaki zaferler olarak ya da ihanetin sonucu olarak tanımlamayı seviyoruz. Neden? Çünkü tarihi olayların karmaşık açıklamaları baş ağrısıdır ve basit açıklamaların ne kadar çekici ve kolay olduğuna bakın. Karşımıza çok sıcak bir Hollywood filmindeki gibi bir kahraman ve bir kötü hain çıkıyor. Ama en önemlisi ilk etapta galip gelemediğimiz ve yenildiğimizin kendi hatalarımızın sonucu olabileceği gerçeğini gözden kaçırmamıza olanak tanır. Batı Ermenistan televizyonu muhabirimizin ulusal çatışmalarımızı sunduğu görülen olgu 451 1920 2020 başlıklı makaleyi sunuyoruz. Yazıyı Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'te yıllardır harabe halinde olan Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu için ilk adımın 13 Haziran'da atılması planlanıyor. Yenileme çalışmaları Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayırdığı parayla başlayacak ancak hala ek finansman kaynağı bulunmasına ihtiyaç var. Haftalık Ermeni Gazetesi Agos'un Türkçe internet sitesinde bu konu hakkında haber yapılıyor. Kaynağa göre Surp Sarkis ve Surp Giragos Kilisesi Diklana Gerdin Kutsallar Bölgesi'nde bulunuyor. Surp Sarkis Kilisesi geçen yıl 6 Şubat depreminde büyük hasar görmüştü. Diklanager Surp Giragos Kilisesi Vakfı, Surp Sarkis Kilisesi'nin restorasyonu için gerekli finansmanı bulmak amacıyla uzun süredir çalışıyor. Kilisenin yenilenmesinin yanı sıra toplantı salonları, sergi salonları vesaire gibi bitişik yapıların da inşa edilmesi planlanıyor. Ergun Ayık başkanlığındaki Surp Giragos Kilisesi Vakfı Önderliği İstanbul'a gelerek Konstantinopolis Ermeni Patri Sahak Maşalyan ile görüşerek kendisine bu çalışmalar hakkında bilgi verildi. Agos'un bildirdiğine göre bu projenin tamamlanması için toplam 60 milyon Türk lirası yaklaşık 1 milyon 860 bin 307 ABD dolarına ihtiyaç duyuluyor vakıf ve Ermeni cemaati bu miktarın artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Emanuel Ovanisyan tarafından icra edilen dünyaca ünlü Ermeni aşık Sayat Nova'nın Nazini ve Broy adlı eserleri sunuyoruz. Müzik eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.